Merhabalar sevgili arkadaşlarım. İç politikayla devam ediyoruz arkadaşlar. İç politikada genelde bir soru karşımıza geliyor. İç politikada arkadaşlar başlayalım. Sevgili arkadaşlar, birinci TBMM dönemi ve ikinci TBMM dönemini karşılaştıracağız. O tür sorular hem YKS'de hem KPSS'de karşımıza geliyor. Aslında birinci dönemde genel anlamda fazla bir şey var, yok. Çünkü birinci dönemde genelde ne olmuş? İşte Kurtuluş Savaşı gerçekleşti. Mudani Ateşkes Anlaşması imzaladı. İşte birinci TVM'nin yaptı, tek inkılap saltanat kaldırıldı. Lozan görüşmeleri yapıldı. Lozan Anlaşması'na katıldık arkadaşlar. Ve sevgili arkadaşlar genel anlamda Kurtuluş Savaşı gerçekleşmiş. İkinci TBMM'ye bakıyorsunuz arkadaşlar. İkinci TBMM Lozan görüşmeleri bitmek üzereyken seçim kararı alınmıştı. İkinci TBMM açılmıştı arkadaşlar. İkinci TBMM'nin dönemi ile ilgili soru malzemesi çok. Size tavsiyem ikinci TBMM'nin yıllarını bilin. 11 Ağustos 1923 ile 1 Ekim 1927 tarihleri arasında görev almış ve bu dönemdeki tüm gelişmeler 1. Şey, 2. TBMM dönemi olarak geçiyor. Yani genelde aşağıdakilerden hangisi 2. TBMM döneminde olmuş ya da olmamış tarzı bir soru karşımıza gelebiliyor. Lütfen 2. TBMM dönemine dikkat edin. Bazılarına bakalım arkadaşlar. <laughs> Lozan sevgili arkadaşlar ikinci TVM açılır açılmaz yaptı. İlk iş Lozan anlaşmasını onaylamış. İkinci TVM döneminde Cumhuriyet Halk Fırkası kuruluyor. Halk Fırkası olarak geçiyor orijinal hali. 13 Ekim'de arkadaşlar 1923'te kanunla Ankara başkent oldu. 25 Ekim 1923'te 25 Ekim krizi ya da hükümet krizi olarak tarihe geçen arkadaşlar bir kriz meydana geldi. Hükümet bir türlü kurulamadı. Bu dönemde cumhuriyet ilan edildi. Bu dönemde halifelik kaldırıldı arkadaşlar. Bu dönemde tek zaviye ve türbeler kapatıldı. Bu dönemde medeni kanun kapatıldı şey ilan edildi, kabul edildi arkadaşlar. Sevgili canlarım kısacası aşağıdakilerden hangisi ikinci TBMM döneminde gerçekleşmiş tarih Tarzı bir soru orijinaldir. Ona dikkat etmeniz lazım. 1923-27 arasındaki gelişmeler bu dönemde gerçekleşmiş. Peki gelen sorular nasıl? Ayrıntı mı? Hayır. <laughs> Arkadaşlar bu tarzı tek cezaevilerin kapatılması, medeni kanun gibi, cumhuriyetin ilanı gibi bilindik şeyler genelde sorulmuş. Neden? Öğrenci bilecek ki ikinci meclis bu iki tarih arasında çalışmış. Aslında onu öğrenciden istiyorlar. Öğrenci o mantığı bilirse zaten çok kolay oluyor. Sevgili arkadaşlar ikinci TBMM açılır açılmaz Lozan'ı onaylamış. Arkasından partileşme izin vermiş. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Arkasından Ankara'yı başkent yapmış. Sonra arkadaşlar hükümet krizinden dolayı Cumhuriyet'in yolu açılıyor. İşte ona bakalım. Sevgili arkadaşlar biz Cumhuriyet'i neden ilan ettik? E sürekli kongreler, genelgeler döneminde hep neyi vurguladık arkadaşlar? Milli egemenliği vurguladık. Dedik ki halk yönetimi olacak, saltanat kaldırılacak, cumhuriyet gelecek. Sevgili arkadaşlar bir de diğer bir husus rejim krizi başlıyor. Niye? E savaş bitti, Lozan ona, e, onaylandı arkadaşlar. Bu sefer herkes diyorlar ki 1920'den beri, TMM'nin açılmasından beri bir mini devletimiz var. Bu devletin adı ney? Özellikle rejim problemimiz var arkadaşlar. Yani çocuk 3 yaşına gelmiş daha adı yok. İşte bundan dolayı rejim tartışmalarını sonlandırmak için çünkü kimi diyordu ki komünizme geçeceğiz. Kimi diyordu ki şeriat gelecek. Kimi diyordu ki Osmanlı yönetimi geri gelecek. Bundan dolayı rejim tartışmalarını bitirmek için arkadaşlar. <laughs> Ekim krizi yani sevgili arkadaşlar hükümet krizi çünkü 25 Ekim'de arkadaşlar bir türlü hükümet kurulamamıştı. Bu o zaman hükümeti kurmak için meclis hükümeti sistemini bırakıp kabine geçmemiz lazım. Bu da rejim değişikliğiyle olacak. Sevgili arkadaşlar, diğer bir husus, bir ülkenin rejimi belli değil. Örnek mesela saltanat sistemi olsa devlet başkanı kim? Padişah. Rejim belli olmayınca da arkadaşlar devlet başkanı sorunu da başlıyor. Aslında saltanatın kaldırılmasıyla birlikte devlet başkanı sorunu başlıyor. Devlet başkanımız kim? Mustafa Kemal mı? Halife mi? Benzeri tartışmalar var. Devlet başkanının belli olması için rejimin adını koymamız lazım. Ayrıca hükümet krizinden dolayı biz cumhuriyeti ilan etmek zorunda kalıyoruz. Sevgili arkadaşlar demek ki 3 sorun cumhuriyetin ilanına neden olmuş. Rejim sorunu, devlet başkanı sorunu, Hükümet krizi cumhuriyetin ilanında etkili olacak arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, zaten halk yönetimi konusunda ciddi bir sorun da yoktu. Mecliste arkadaşlar büyük bir çoğunluk zaten 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilanına evet dedi. Dolayısıyla milli egemenliği pekiştirdik arkadaşlar. Artık rejimimizin adı ne? Cumhuriyet. Rejim sorunumuz kalmadı çok önemli. Devlet başkanı kim? Cumhurbaşkanı olacak. Hükümet sistemi kabine sistemine geçtik arkadaşlar. Cumhurbaşkanı birini görevlendirecek. 5 dakikada hükümet kurulacak ve zaten bu sorunlar çözülecek. O zaman Cumhuriyet'in ilanına yol açan 3 sorun Cumhuriyet'in ilanıyla çözüldü. Cumhuriyet hangi sorunları çözdü? Rejim sorununu çözdü, devlet başkanlığı sorununu çözdü ve arkadaşlar hükümet sorununu çözdü. Sevgili arkadaşlar 3 tane ilkimize dikkat edin. Cumhuriyet ilan edilince arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı kim oluyor? Mustafa Kemal oluyor. Cumhuriyet ilan edilince Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı kim oluyor? İsmet Dünün oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk TBMM Başkanı kim oluyor? Fethi Okyar oluyor arkadaşlar. Ve sevgili arkadaşlar Cumhuriyet'in ilan edildiği gün ne yapıyoruz? 21 Anayasası'nda bazı değişiklikler yapıyoruz. Ne diyoruz? Çok önemli KPSS'de gelen soruydu bu. 21 Anayasası'nda yapılan ilk değişiklik Cumhuriyet'in ilanı ile geldi arkadaşlar. Dediler ki devletin dini İslam'dır. Dili Türkçe'dir. Rejimi Cumhuriyet'tir. Ve arkadaşlar dediler ki Cumhurbaşkanı TBMM tarafından 4 yıl için seçilir ve arkadaşlar Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Maddeleri 21 Anayasasına eklendi. 21 Anayasasındaki ilk değişiklikler oluyor aynı zamanda arkadaşlar. Lütfen 21 Anayasasına yapılan ilk değişikliklere bir daha göz atın. Sevgili arkadaşlar, halifeliğin kaldırılmasına gelelim. Halife kim sevgili arkadaşlar? Peygamber vefat ettiğinde peygamberin yerine bakan siyasi, siyasi, sosyal, ekonomik, askeri işlere bakan kişi yani peygamber vekili diyebilirsiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, başta Hazreti Ömer, Hazreti Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali döneminde ilk dört halife seçimle başa gelmişti. O zaman peygamberin vekilli olan bu makamı biz niye kaldırıyoruz? Arkadaşlar bir kere halifelik laik devlet düzenine aykırı. E biz laik bir devlet kurmayı düşünüyoruz. Halifelik arkadaşlar cumhuriyetle uyumlu değil. Halifelik yeniliklerin ve inkılapların önündeki en büyük engel. O zaman inkılapların ve yeniliklerin önünü açmak için bizim bu büyük dini kurumu kaldırmamız lazım. Son halife Abdülmecit TBMM tarafından seçilmişti. Kendini devlet başkanı gibi görmeye başladı. E bu da ne yaptı? Çift başlılığa neden oluyor. O zaman bu iki başlık milli çıkarlara aykırı kaldırmak lazım. Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanından sonra halifenin de bir önemi kalmadı arkadaşlar. Rejim ve inkılap karşıtları da halifeliğin etrafında toplanmaya başladılar. Yani zararlı bir kuruma dönüşmeye başladı. Sevgili arkadaşlar, neden biz bu halifeliği kaldırmak zorundayız? Şimdi yeni Türkiye, e, İslamcı bir politika yerine milliyetçi bir politika izlemeyi düşünüyor. O zaman arkadaşlar, bu dini kurumun kaldırılması lazım. Başka devletlerin iç işlerine karışmamak için halifeliği kaldırmak lazım. Neden? Çünkü halifelik konumu gereği Tüm Müslümanlardan sorumlu. İşte örnek bugün halife olsaydı o zaman Suriye'deki Müslümanlardan dolayı Suriye'nin iç yerine karışmamız gerekiyordu. Ya da Suriye, Suriye Arabistan'ın iç yerine karışmamız gerekiyordu. Bu da Mustafa Kemal'in bağımsızlığa saygılı ilkesine aykırı. O zaman başka devletlerin iç yerine karışmamak için biz hangi inkılabı gerçekleştirdik arkadaşlar? Halifeliği kaldırdık. Halifeliğin İslam dünyası üzerinde bir etkinliği kalmamıştı. Çok doğru. Hatta Kurtuluş Savaşı'na ne yaptık? Kutsal cihadı ilan ettik. Özür dilerim Bir Dünya Savaşı'nda. Kutsal cihatta ne dedik? Haydi Müslümanlar İngiltere'ye, Fransa'ya, Rusya'ya hücum dedik. Bir baktık ki arkadaşlar Müslümanlar İngilizlerle birleşmiş halifelerine Osmanlı'ya saldırmışlar. Yani halifeli kurumunun fazla bir önemi kalmamış. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Zaten ikinci meclisin çoğu Mustafa Kemal yanlısı kişilerden oluşuyordu. Mustafa Kemal vekillerle görüşüyor ve arkadaşlar büyük tartışmalar içinde halifelik kaldırıldı. Dolayısıyla laikliğe geçişin en önemli adımı atıldı arkadaşlar. Peki laikliğe geçişin ilk adım mıdır? Hayır. Laikliğe geçişin ilk adımı ne? Saltanatın kaldırılmasıdır. Halifeliğin kaldırılması en önemli adımı. İnkılapların ve yeniliklerin önündeki en büyük engel kaldırıldı arkadaşlar. Çünkü biz akıl ve bilime dağlı inkılaplar yapmayı düşünüyoruz. En büyük dini kurumu kaldırarak inkılapların ve yeniliklerin önüne açtık arkadaşlar. Eski rejim yanların yuvalandığı bu zararlı kurum ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte rejim korundu arkadaşlar. Ümmetçi arayışlar tamamıyla bitti. Dedik ya yeni Türkiye devleti ümmetçi politikalar yerine milliyetçi politikalar istiyor. O zaman ümmet halife bizi ilgilendirmiyor. Onun için arkadaşlar ne yaptık? Halifeliği kaldırdık. Dolayısıyla milliyetçi politikalara uygun bir hamle yapmış olduk. Sevgili canlarım, çok önemli bir soru. Daha önce <laughs> KPSS'de de geldi. Üniversite hazırlıkta da bu soru daha önce defalarca gelmiş. Halifeliğin kaldırıldığı gün 4 tane kanun çıktı. Arkadaşlar yani halifelik kanun paketinin içinde 4 kanun daha da vardı ve bu kanunlar çok önemliydi arkadaşlar. O zaman neydi halifeliğin kaldırıldığı tarih yani bu paketin çıktığı tarih? 3 Mart 1924. Ne oldu o gün? Bir halifelik kaldırıldı. İki, tevhidi tedrisat kanunu kabul edildi. Tevhidi tedrisat Kanunu ile ne oldu arkadaşlar? Eğitim, öğretim birleştirildi. Eğitimde birlik sağlandı arkadaşlar. Bu kanun doğrultusunda ne olacak? Dini eğitim veren medreselerde ileride kapatılacak. Dolayısıyla tevhidi tedrisat kanunu ile ne oldu? Eğitimde birlik sağlandı. Laiklikle ilgilidir. Aynı gün arkadaşlar şer'iye din işleri, evkaf vakıf işleri vekaleti eskide birlikte yürütülüyormuş din işiyle vakıf işi arkadaşlar. Ne yaptı Mustafa Kemal? Aynı gün bu şer'iye ve evkaf vekaletini kaldırdı. Yerine Diyanet İşleri Başkanlığını ayrı kurdu, Vakıflar Genel Müdürlüğünü ayrı kurdu. Yani şer'iye ve efkaf ve kaletini kaldırarak ne yaptık arkadaşlar? Çok önemlidir. Din işleriyle vakıf işlerini birbirinden ayırdık. Dini yönetimden ayırma anlamına geldiği için laiklik ilkesiyle ilgilidir arkadaşlarım. Erkan ileri gelenler harbiye savaş, umumiye genel ve vekaleti müdürlük ya da bakanlık gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Erkan-ı Harbi Umumiye Vekaleti ne demek arkadaşlar? Şu demek Osmanlı'da Genel Kurmay Başkanı ile Milli Savunma Bakanı aynı kişi. Yani adam hem asker ordunun başında hem bakan hükümetin içinde ordu ile siyaset iç içe. E bu da demokrasi açısından tehlikeli bir şey. Ne yaptı Mustafa Kemal? Erkan-ı Harbi Umumiye Vekaletini kaldırdı. Yani ne yaptı arkadaşlar? yerine genel kurmay başkanlığını ayrı oluşturdu. O asker ordunun başında siyasette işi yok. Milli Savunma Bakanlığını ayrı oluşturdu. O hükümetin içinde ordunun ihtiyaçlarıyla uğraşır. Yani ne oldu arkadaşlar? Erkan Harbi Umumi Vekaletini kaldırarak Genelkurmay Başkanı ile Milli Savunma Bakanlığını ayrı kurduk. Yani çok önemlidir. Ne oldu arkadaşlar bunu kaldırarak? Biz Orduyu siyasetten ayırdık. Yani ne yaptık? Silahlı gücün yönetimden uzaklaşmasını sağladık. Cumhuriyeti korumakla ilgilidir arkadaşlarım. Aynı gün arkadaşlar Osmanlı hanedanı yurt dışı edildi. Sınır dışına gönderildi. Osmanlı soyundan gelen tüm erkekler, kızlar, bunların eşleri ve çocukları yurt dışına gönderildi arkadaşlar. Neden? yeniden saltanat ortaya çıkmasın diye arkadaşlar yani yeni rejimi cumhuriyeti korumak için arkadaşlar Osmanlı Hanedanı yurt dışına gönderilmiş. Lütfen 3 Mart 1924 paketine dikkat edin. O gün halifeli kaldırıldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde birlik sağlandı. Şerri ve Efka vekaleti kaldırılarak din ve vakıf şeri birbirinden ayrıldı. Erkan Harbiye Umumi vekaleti kaldırılarak ordu siyasetten ayrıldı. Osmanlı Hanedanı yurt dışına gönderildi sevgili arkadaşlar. Lütfen 3 Mart 1924'te ne oldu? Buna tek tek bakın canlarım. Önemlidir. 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 Şimdi siyasete geçeceğiz arkadaşlar. Yani çok partili hayata bakacağız. Şimdi Türkiye tarihinde Mustafa Kemal döneminde seçimlere biraz göz atalım arkadaşlar. Malumunuz 1920 seçimleri ne oldu? TBMM'yi oluşturuldu. İşte 23'te ne oldu arkadaşlar? İkinci Genel seçimler yapıldı. İkinci TBMM açıldı. 1927'de sevgili arkadaşlar bir daha genel seçimler oldu. Üçüncü TBMM açıldı arkadaşlar. 1930'da yerel seçimler yapılıyor arkadaşlar. Özellikle belediye seçimleri yapıldı. Belediye seçimlerinin arkadaşlar büyük bir kısmını CHP kazandı. Ama ilginç bir not. 1930 yerel seçimlerini Serbest Cumhuriyet Fırkası da katılmış. Serbest Cumhuriyet Fırkası 31 belediyeyi kazanmıştır. Tabi genel seçimlere katılmadığı için bu parti çok partili hayata geçti demediler. Ama yerel seçimlerde 31 tane belediye kazanmış. Sevgili arkadaşlar 31'de bir daha genel seçimleri oluyor. 33'te muhtarlık seçimleri oluyor. Hatta kadınlara muhtarlıkta seçme seçilme hakkı verildi. Onun için ilk kadın muhtarımız Gül Esin 33 seçimlerinde seçiliyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar 34'te kadınlara genel seçimlere katılma hakkı verildi. Ama dikkat edin 34'te genel seçim yok. 34'te kadınlara verdiğimiz genel seçimlere katılma hakkını kadınlarımız ne zaman kullanmış arkadaşlarım? Kadınlar 35'teki genel seçimde kullanmışlar. Kadınlar ilk defa o zaman seçme ve seçilme hakkını milletvekillikte kullanmışlar arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar daha sonra ara seçimler oluyor. Hatice Özgenel bu da Çankırı'dan seçilen bir hanımefendi milletvekilimiz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in vefatından sonraki yıl bir daha genel seçimler oluyor. O zaman arkadaşlar Mustafa Kemal döneminde siyasete bakalım. Çok partili hayata geçiş denemelerimiz çok önemli. Ama 4 tane not hatta 5 tane notu bilmeniz lazım. de karşımıza gelmiş de çok önemli. Sevgili arkadaşlar bu notlara dikkat. Diyor ki Türk siyasi tarihinin ilk partisi hangisidir? İttihat ve Terakki Partisi'dir. Bilmeniz lazım sorularda geliyor. Türk siyasi tarihinin ilk partisi ne zaman kuruldu? İkinci Meşrutiyet döneminde kuruldu. Bakın çok güzel soruya dönüşebilir bunlar. Türk siyasi tarihinin bakın dikkat edin ha Türk siyasi tarihi genel tarihinde ilk defa çok partili hayata ne zaman geçildi? Türk siyasi tarihinde diyorum ha Türkiye'de demiyorum. İkinci meşrutiyet döneminde geçildi. Örnek Ahrar Partisi. Örnek işte İttihat ve Terakki Partisi. Örnek İttihat-ı Muhammediye Partisi. Örnek Demokratik Osmanlı Partisi. Örnek Komünist Osmanlı Partisi. Bak Demek ki Türk siyasi tarihinde ilk defa çok partilayata ne zaman geçmişler? İkinci meşrette arkadaşlar. Şimdi dikkat edin notumuz değişecek ve bugün onları göreceğiz. Türkiye'de derse olay değişiyor. Türkiye'nin ilk partisi hangisi arkadaşlar? CHP birazdan işleyeceğiz. Halk Fırkası adıyla kuruluyor. Türkiye'nin ilk partisi ama Türkiye. Yukarıda hep Türk siyasi tarihi dedik. Türkiye'de ilk defa çok partili hayata ne zaman geçtik? KPSS'de çıkmış soru arkadaşlar. 1946 seçimleriyle Türkiye ilk defa çok partili hayata geçti arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar o zaman başlayalım. Türkiye'de siyasal hayata başlayalım arkadaşlar. 1. TBMM döneminde 1920-23 arası 1. TBMM'de kaç tane parti vardı arkadaşlar? Parti yok. Hatta parti kurmak yasak. Neden? Siyasal bölünmüşlük oluşmasın diye, birlik beraberlik bozulmasın diye, Kurtuluş Savaşı hedefinden şaşmamak için arkadaşlar Mustafa Kemal birinci TBMM'de parti kurmayı yasaklamış. Birinci Mecliste parti yok. Ama ne var? Gruplar var arkadaşlar. Lütfen bu gruplara iyi bakın. YKS'de de KPSS'de de karşımıza çok geliyor. Sevgili arkadaşlar önce KPSS'nin bir ezber sorusu var. Soru şu yakın zamanda yine sordular KPSS'de. Aşağıdaki gruplardan hangisi birinci TBMM'de yoktur? Bunu defalarca sordular. Cevap da hep ne? Birazdan anlatacağım arkadaşlar. Birinci meclisteki gruplara bakalım. Tenasüt grubu. Bunlar kim arkadaşlar? İttihat terakiciler. Yeşil ordu grubu. Bunlar kim? Çerkez etemin grubu. Genelde Batı Anadolu'dan gelmişler. Halk zümresi. Kim bunlar? Rusya ya yakın olanlar. Komünizme sıcak bakanlar. Islahatçılar. Bunlar kim arkadaşlar? Muhafazakar olanlar. Dindar, dindarlar diyebilirsiniz. İstiklal grubu bunlar kim? Mustafa Kemal'e hayran olan genç vekiller arkadaşlar. Lütfen dikkat. Müdafaa-i Hukuk grubu. Bu da birinci mecliste olan bir grup. Mustafa Kemal'in içinde olduğu gruptur. Müdafaa hukuk grubu ileride ne olacak? Partileşecek adı CHP olacak arkadaşlar. Lütfen dikkat dikkat dikkat. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci TBMM'de olan bir grup değildir. Yakın zamanda yine KPSS'de sordular. Felah Vatan. Neden? Çünkü Felah Vatan son Mebusan Meclisi'nde milli mücadelecilerin kurmuş olduğu grubun adıydı. Felah vatan, vatanın kurtuluşu. Aman ha aman TBMM ile alakası yoktur arkadaşlarım. Şimdi sevgili arkadaşlar CHP ile birlikte partilerimize bakalım. Çok partili hayata geçiş denemeleri. Sevgili arkadaşlar 9 Eylül 1923'te CHP tüzüğünü tamamlıyor, teslim ediyor ve Türkiye'nin ilk partisi kurulmuş oldu. İki gün sonra kongrede Mustafa Kemal partinin genel başkanı seçiliyor. Adı ne tabi? Halk Fırkası. Orijinal adı bu. Amblemi falan yok arkadaşlar. Ertesi yıl yani Cumhuriyet'in ilanından sonra adını değiştirdi. Başına Cumhuriyet ekledi. CHF Cumhuriyet Halk Fırkası yaptı. 1927'de arkadaşlar CHP'nin ikinci kurultayı yapıldı. Zaten CHP'nin birinci kurultayı ne kabul ediliyor? Sivas Kongresi kabul ediliyor. İkinci kurultayı da çok önemlidir. Mustafa Kemal 1919 ile 27 arasındaki tüm siyasi olayları not aldığı Üç ciltten oluşan Nutuk adlı eserini ikinci CHP kurultayında 6 gün çarpı 6 saat boyunca okumuştur arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar 1931'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini CHP'nin programına yerleştirir. 1935'te arkadaşlar partinin ismi CHP'ydi değiştirildi adı CHP oldu bir de logosu oluşturuldu yani Atatürk'ün ilkelerinden oluşan o meşhur 6 ok logosu 1935'te oluşturulmuş arkadaşlar. 1946'ya kadar meclisteki tek parti, başka mecliste parti yok. 46 seçimlerinde arkadaşlar demokrat partiler birkaç kişi meclise girdi ama iktidara gelemediler. Bundan dolayı 1950'ye kadar arkadaşlar CHP Türkiye'yi tek başına yönetmiş arkadaşlar. Onun için ne diyorlar? 1923-1950 arası Türkiye'de tek partili dönem diyorlar arkadaşlar. Peki bu tek partili dönem iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Ona bir bakalım arkadaşlar. Tek partili hayatın sonuçları. E sevgili arkadaşlar tek partili hayatının olumlu yönü Mustafa Kemal CHP'yi Halkın Partisi ilan etmiş. Yapacağı tüm inkılapları, ilkeleri bu partinin programına yerleştirmiş ve arkadaşlar CHP aracılığıyla tüm inkılaplar, ilkeler gerçekleştirilmiş, halka da benimsettirilmiş arkadaşlar. Peki tek partili hayatının olumlu yönü bu. Olumsuz yönü tek partili hayatta arkadaşlar, o günün şartları olan üst şartlar, tek parti hayat demokratik değildir. Onun için Mustafa Kemal çok partili geçmek istemiştir. Tek parti hayatta farklı görüşler yönetime yansımaz. Tek parti hayatta iktidar muhalefetsiz kalır arkadaşlar. Çünkü başka parti yok. Tek parti hayatta hükümeti denetlemek zordur. Bundan dolayı bu uygulamalardan dolayı Mustafa Kemal sürekli çok partili hayata geçmek istemiş, denemiş ama başarısız olmuş. Sevgili arkadaşlar işte bu tek partili hayattan rahatsız olan bazı insanlar yeni bir parti kuruyorlar. Adı Terakki, ilerleme, perver, sevmek cumhuriyet fırkasını 17 Kasım 1924'te kuruyorlar arkadaşlar. Bu partinin kurucuları kim? Karar diye bir şifre çıkardık arkadaşlar. Bu partinin kurucuları Kazım Karabekir, Adnan Adıvar, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bela arkadaşlar. Bunlar kim? Aslında Mustafa Kemal ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza savaşan kişiler. Bu partinin genel başkanı kim tabi? Genel başkan Kazım Karabekir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu terakiperver Cumhuriyet Fırkası'nın CHP'den farkı ne? Bunlar bu programlarına bakalım arkadaşlar. Bunlar diyorlar ki biz de cumhuriyetçiyiz. Yani biz de halk yönetimi istiyoruz. Ekonomide ve düşüncede arkadaşlar liberalizmi savunmuşlar. Yani neyi? Özgür düşünceyi savunmuşlar ve arkadaşlar neyi? Özel sektörü destekleyelim demişler. Adem'i merkeziyetçi bir düşünceleri var. Yani demişler ki ülkeyi özerk bölgelere bölelim. Yani yerel yönetimleri güçlendirelim demişler arkadaşlar. İnanca saygılıyız demişler ve inanç özgürlüğünden yanayız demişler arkadaşlar. Toprak reformunu istemişler. Demişler ki masum halka toprağı olmayanlara toprak verelim. Toprağı çok olanın toprağını alalım bir kısmını garibanlara verelim. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı çünkü Mustafa Kemal CHP'nin neydi? Fahri başkanı kabul ediliyordu. CHP'li bir başkandı, cumhurbaşkanıydı. İşte burada neyi? Tarafsız olmalı diyor. İtti Terakkiperverciler parti rejim ve inkılap karşıtan odak noktasına dönüştü. Niye? Çünkü CHP'nin karşısına yeni bir parti çıkınca arkadaşlar Nerede bir rejim karşıtı, inkılap karşıtı, saltanat yanlısı, layıklık karşıtı hepsi buraya sığındı arkadaşlar. Ve parti çığ gibi büyüdü. Şeyh Said isyanına Diyarbakır İl Teşkilatı'nın bazı delegelerinin katıldığı söylendi. O gerekçeyle bu parti kapatıldı arkadaşlar. Çok önemli bazı değerlendirmeleri söylerim. Önemli notlar. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası yani partisi. Türkiye'nin ilk muhalif partisidir arkadaşlar. Önemli bir not. Sınavda soruya dönüşebilir. Türkiye'nin ikinci partisidir. İlk parti CHP, ikinci Perver. Türkiye'nin maalesef kapatılan ilk partisidir. Türkiye'de ilk çok partiliyata geçiş denemesidir ama başarısız olunmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nasıl kapatılmış? Takrir-i Kum Kanunu ile arkadaşlar. Bunun başbakana verdiği yetkiyle İsmet Ünü'nü yani dönemin başbakanı kapattı arkadaşlar. Yalnız dikkat ettiniz mi? Biz Teraki Perver Partisi'nin kurucularında dedi ki Kazım Karabekir General, Adnan adı var Doktor, Rauf Orbay General, Ali Fuat Cebesoy General, Refet Bele General. E ee? bunlar orduda subayken aynı zamanda bir parti kuruyorlar. Yani adam hem partinin genel başkanı hem de general ne oluyor? Ordu ile siyaset iç içe oluyor. Ve çok önemli notlar çünkü Mustafa Kemal orduyu siyasetten ayıracak. Mustafa Kemal Balkan Savaşı'nda Osmanlı'nın yenilgisinin sebebini dikkate alarak Orduyu siyasetten ayırmak istemiş. Çünkü niye? İkinci şey, Balkan Savaşları'nda ittihat ve terakiciler orduyu siyasete bulaştıkları için biz kaybettik. Mustafa Kemal de bunu gördü. Yani Balkan Savaşları'ndaki bu durum orduyu siyasetten ayırmamızda etkili oluyor arkadaşlar. E biz ilk adım ne yaptık? 3 Mart 1920'de Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekaletini kaldırarak ne yaptık? Kurmay Başkanı ayrı, Milli Savunma Bakanı ayrı. Yani ordu ile siyaseti birbirinden ayırdık kısmen arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla birlikte çok ciddi bir tehlike oldu. Generallar bir parti kurmuşlar. Adam hem asker hem partisi var. Bundan dolayı arkadaşlar bir kanun çıkarıldı. O kanun hala geçerli. Askerlerin aktif görevleri sürerken siyasetle uğraşmaları yasaklandı arkadaşlar. Çok önemlidir. Türkiye'de ordunun siyasetten ayrılmasında çok etkilidir arkadaşlar. Bunun sonucunda bu kanuna birlikte ne? E o generaller ya siyasete dönecek ya da ordunun başına geçecekler. Ve arkadaşlar amaç ne Ordunun siyasete bulaşmasını engellemek. Yani demokrasiye uygun bir harekettir bu. Bunun sonucunda Fevzi Paşa ve Cevat Paşalar arkadaşlar dediler ki kardeş biz askeriz. Siyasette uğraşmıyoruz. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele gibi önemli milli mücadele paşaları ise diyorlar ki biz ordudan istifade ed istifa ediyoruz. Siyasete geçiyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla ordu siyasetten ayrıldı arkadaşlar. <laughs> Devam edelim kronolojiye göre. Nasturi isyanı arkadaşlar. Nasturi isyanı Hakkari'de çıkmış. Kürt nitelikli bir isyandır. Ve Nasturi isyanı sırasında Musul meselesi gündemdeydi. Onun için Musul meselesinden dolayı İngiltere Nasturi isyanını desteklemiş. Tabi ki isyan bastırılıyor. Şeyh Said isyanı arkadaşlar. Şeyh Said. 13 Şubat 1925'te başlamış. 3 Haziran 1925'te bastırılmış. Şeyh Said isyanının temel sebebi ne arkadaşlar? Musul meselesi. Ondan dolayı İngiltere'nin parmağı var. Şeyh Said isyanı daha çok neye karşı? Laiklikle ilgili uygulamalara karşı. Şeyh Said aynı zamanda neyin peşinde? Seur anlaşmasında Kürtlere verilen devlet kurma hakkının peşinde. Bundan dolayı arkadaşlar Diyarbakır'da başlayan bu isyan kısa sürede Elazığ, Urfa, Doğu'nun büyük bir kısmında etkili oluyor. Çok büyük bir isyandır sevgili arkadaşlar. Bu isyanı değerlendirelim. Ali Fethi Okyar hükümeti bu isyanı bastıramıyor. O kadar büyük bir isyan, onun için Ali Fethi Okyar hükümeti düştü. Mustafa Kemal tekrar dedi ki İsmetciğim sen hükümetin başına geç. İsmet dününü gelir gelmez önemli bir kanun çıkardı. Lütfen bunu bilin 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 önemlidir. Takariri sukum susturma kanununu çıkardı. Buna göre Hükümet, cemiyet kapatabilir, gazete kapatabilir, dergi kapatabilir, parti kapatabilir. Buna göre hükümet olağanüstü hal yani sıkı yönetim ilan edebilir. Buna göre arkadaşlar hükümete çok ciddi yetkiler veriliyor. Özellikle bu kanun önemlidir. Bu kanuna dayanarak ne yapıyorlar zaten arkadaşlar? Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'nı İsmet Ünün'ü kapatıyor. Şeyh isyanından dolayı İstiklal mahkemeleri özellikle Doğu'da Diyarbakır'da arkadaşlar devreye girmiş. Binlerce kişi yargılanmış arkadaşlar bu da mahkemelerde. İsyan nerede çıktı? Doğu'da. Kürtlerin yaşadığı yerlerde. İsyan edenler kim? Kürt. Dolayısıyla Sevr'deki Kürt devleti tekrar bu isyan sırasında gündeme gelmiştir arkadaşlar. Çok partili hayata geçişin ilk denemesi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasıyla başarısızlıkla sonuçlandı. Özellikle Şeyh Said isyanı neyi gösterdi? Demek ki toplum laikliği ve inkılapları daha benimsememiş arkadaşlar. Bu gerçek ortaya çıktı arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Şeyh Said İsyanı sırasında Türkiye aynı zamanda Irak, Kuzey Irak yani Musul meselesiyle uğraşıyordu. E Türkiye o sırada Musul'a askeri operasyon yapmayı düşünüyordu. Onun için Güneydoğu'ya büyük bir askeri yığınak yapmıştı. Ama Doğu'da şey sahip isyanı çıkınca Türkiye varını yoğunu o isyana harcadı. Dolayısıyla Türkiye arkadaşlar içeride çok ciddi bir şekilde zayıfladı. Bundan dolayı iç politikada zayıf düşen devlet dış politikada da zayıf düşer. Onun için Türkiye Musul konusunda İngiltere'ye taviz vermek zorunda kalıyor. Şehzade isyanından dolayı. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimine karşı çıkan ilk isyandır. Arkadaşlar rejime karşı çıkması yönüyle hem Osmanlı dönemindeki 31 Mart olayına hem Şehzade Şehzade olayına hem 31 Mart olayına hem de birazdan göreceğimiz Menemen olayına benzer. Çünkü Şehzade mevcut rejime karşı çıktı. Osmanlı'daki 31 Mart mevcut rejime karşı çıktı. Menemen olayı da mevcut rejime karşı çıkacak sevgili arkadaşlar. Devam edelim kronolojiye göre. Mustafa Kemal'e suikast girişimi planlanıyor. İşte planlamaya göre arkadaşlar İttihat Terakicinin bu Terakicinin bu organizasyonda olduğu söyleniyor. Bunların Mustafa Kemal İzmir'e bir ziyareti söz konusu. Diyorlar ki Mustafa Kemal İzmir'e geldiğinde bir bir suikast düzenleriz. Sonra işte limana kaçarız. Suikastçılar bunu planlıyor. Limanda Giritli Şevki isminde bir motorcu bunları alıp Yunan adalarına kaçıracak. Ortam sakinleştikten sonra da biz Türkiye geri döneriz, iktidara geçeriz diyorlar İttihat Terakiciler. Ama sevgili arkadaşlar yolda Mustafa Kemal'e ilgi çok olunca Mustafa Kemal oyalanıyor. Bir gün İzmir'e geç gelmiş. Bundan dolayı arkadaşlar suyu kaçsın bir parçası olan Giritli Şevki yani o motorcu Bizzat gidiyor askerlere ihbar, ihbarda bulunuyor. Diyor ki bizim böyle bir suikast planımız var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve bunun üzerine suikastçılar yakalanıyor. İstiklal mahkemelerinde yargılanıyorlar idam ediliyorlar arkadaşlar. Mustafa Kemal nutukta bu olayı anlatırken diyor ki bu benim şahsımda Türkiye Cumhuriyeti devletinin rejimine düzenlenmek istenen bir suikast girişimidir. Onun için meşhur sözünü söylüyor. Diyor ki benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak. Yani bir gün öleceğim, toprak olacağım ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak yani sonsuza dek yaşayacak sözünü Mustafa Kemal İzmir suikastı için söylemiş. Ve arkadaşlar istiklal mahkemelerinde çok bilindik isimler de yargılanmış. Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Refet Bele, Cafer Tayyar arkadaşlar bu önemli komutanlar da generaller de yargılanmış. Ama Mustafa Kemal'in talimatıyla bunlar ne olacak? Serbest bırakılacak arkadaşlar. ...şimdi çok güzel bir soru... ...KPSS'de dikkat edin... ...İstiklal Mahkemeleri... ...arkadaşlar hangi görevler... ...olaylarda görev almış... ...çok çok önemlidir... ...lütfen dikkat edin... ...arkadaşlar... ...şimdi İstiklal Mahkemeleri... ...1920'de kurulmuş arkadaşlar... ...1929'a kadar aktif çalışmışlar... ...aman ha... ...29'dan sonra var... ...ama aktif çalışmıyor... Onun için canlarım dikkat edin 29'dan sonraki yargılamalarda İsgal mahkemesi yok. Bakalım, İstigal mahkemesi hangi olaylarda görev aldı? Teme karşı çıkan isyanlarda evet. Esirkülte Savaşı sırasındaki asker kaçaklarında evet. Tekalifi ve de devreye girdi. Evet. Şehzade Said isyanında da devreye girdi. Evet. İzmir suikastının failleri de yine istiklal mahkemelerinde devreye girdi. Tabi orada son kez görev yapmış oluyor. Devam edelim. Bir parti ahali Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar. Sıradan bir parti fazla önemli değil. Biraz detay oluyor. 1930'da Adana'da kurulmuş ve aynı zamanda kapanmış bir Parti. Serbest Cumhuriyet Fırkasına gelelim arkadaşlar. Aslında Serbest Cumhuriyet Fırkası Yalova Toplantısında Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Fethi Okyar yani bu üç kişi yeni bir parti kurulsun demişler. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal bu partiyi kurduran kişidir yani o demiş ki kurun. Kime kurdurmuş demiş ki Fethi Bey'in Genel Başkanlığında bu parti kurulsun. E Mustafa Kemal'in zaten bir CHP'si var. Niye yeni bir parti kurulsun ki arkadaşlar? Bakalım. Sevgili arkadaşlar, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmak istenmesinin temel amacı çok partili hayata geçmek. Yani Mustafa Kemal bunu çok istiyor. Demokrasiye geçelim. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesini sağlamak istiyor. Hükümeti denetlemek istiyor. Çünkü muhalefet yok, hükümeti denetleyemiyorlar. Türkiye'yi 1929 ekonomi krizinden kurtarmak istiyorlar çünkü CHP 1929 ekonomi krizine bir çözüm üretemiyor. Tüm dünyada ekonomi çöktüğü gibi bizimki de çöküyor. E çözüm bulmak için yeni bir soluk, yeni bir parti olsun diyorlar. Mustafa Kemal'in isteğiyle arkadaşlar, Fethi Oker başkanlığında bu parti kuruldu. Ama genel anlamda CHP benzeyen bir parti. Bakalım bu partinin programda neler var. Biz cumhuriyetçiyiz diyor. Zaten Mustafa Kemal kurdurmuş. Laikiz, milliyetçiyiz ama çok önemli CHP'den ayrılan en önemli farkı bu. Biz ekonomide liberalizmi özel sektörü istiyoruz diyorlar. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlıyız diyorlar. Kadınlara seçme ve seçilme hakları verilmeli diyorlar. CHP şimdiye kadar ne yapıyordu? çift dereceli seçim sistemi uyguluyordu. Önemli değil. Bunlar diyorlar ki tek dereceli seçime geçerim. Direkt halk vekilleri seçtin. Ayrıca arkadaşlar bunlar diyorlar ki ülkeye yabancı sermayeyi de çekelim arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın programı sınavlarda YKS'de de KPS'de de karşımıza geliyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu parti de kısa sürede rejim karşıtlarının odak noktasına geliyor. Onun için Fethi Bey 12 Ağustos'ta kurmuş olduğu partiyi 3 ay sonra neredeyse 17 Aralık 1930'da bizzat kendisi feshetmiş, etmiş, kapatmış. İşte bunun üzerine İzmir'in Menemen olayında Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasını bahane eden Derviş Mehmet Laz İbrahim önderliğinde arkadaşlar büyük bir isyan çıkarılıyor. Din elden gidiyor. Tek bir Allahu Ekber sloganları var. Türkiye Cumhuriyeti rejimine karşı ikinci isyanı çıkardılar. İsyanı bastırmaya giden işte Menemen'deki küçük bir askeri bölüğün başında olan öğretmen asubay Kubilay'ı Oradaki isyancılar o alanda öldürüyorlar. Sevgili arkadaşlar Kubilay'ın gerçek adı ne? Mustafa Fehmi'dir. Bu da bir not olarak aklınızda kalsın. Peki Menemen olayının failleri nerede yargılandı? İstiklal mahkemelerinde mi? Hayır. Divanı Harp. Yani günümüz zekada ne? Askeri mahkemede yargılandılar. Aman ha aman dikkat olun edin önemlidir. KPSS'de de YKS'de de bu defalarca sorulmuş. İstiklal Mahkemesi hangisinde görev almamış? Menemen olayında İzmir'in Menemen ilçesinden çıkan olayda askeri mahkeme failleri yargılanmış. Menemen olayı rejime karşı kan bir isyan mıydı? Evet bu yönüyle Şeyh Said ve Osmanlı dönemindeki 31 Mart olayına da benzer aklınızda kalsın. Sevgili arkadaşlar ağır isyanları var 1926-30 arasında ağrı ve çevresine çıkmış isyanlar. Kürt nitelikli bir isyandır. Zilan Vadisi'nde çok ciddi olaylar yaşanmış ve burada isyan bastırılmış. Ağrı isyanın failleri Adana'daki Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanmış ve orada idam edilmişler. Dikkat edin ağır ceza mahkemesi, istiklal mahkemesi yok. Bursa olayı var arkadaşlar. Nakşibendi Konyalı İbrahim Bey'in çıkarmış olduğu bir isyan. Bu isyanın gerekçesi sebebi arkadaşlar demişler ki Ezanın Arapça okunması yasaklanıyor arkadaşlar 1932'de. İşte bundan dolayı demişler ki ezan Arapça okunmalı. Onun için isyan etmişler. Yani arkadaşlar bu isyan neye karşı çıkmış? Dille ilgilidir. Dinle ilgili değildir. Mustafa Kemal bu olayı yorumlarken demiş ki bu olay da olay din meselesi değil. Yani laiklik değil, dil meselesidir arkadaşlar. Onun için milliyetçilikle ilgilidir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu arada ilk Türkçe ezanı Fatih Camisi'nde Hafız Rıfat Efendi okumuştur arkadaşlar. 1935'te bu KPSS'ciler için önemli. YKS'de yok bu. Çerkez Etem ve kardeşi Reşit arkadaşlar Suriye üzerinden Mustafa Kemal'e bir suikast girişiminde bulunuyor. Tabii ki başarısız olmuş arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar Atatürk döneminde birkaç olaydan daha bahsedeyim. Koç Uşa isyanı var 26'da. Ovacık, Hozat, Çemişkezek bölgesine çıkmış bir isyan. Vergi vermek istemeyenler asker kaçaklarını çıkarmış olduğu Kürt nitelikli bir isyan. İsyan bastırılmış. Çok detay olunuyor. Bir isyanı var. Palo, Lice, Hani bölgesine çıkmış arkadaşlar. Şeyh Said isyanının uzantısı Kürt nitelikli bir isyandır arkadaşlar. Mutki isyanı arkadaşlar. Bu da Mutki bölgesine çıkmış yine doğuda. Şeyh Said isyanın uzantısı ve Kürt nitelikte bir isyan. Bu üç isyan biraz detay oluyor. Sorularda da pek gelmiyor. Yine de anlattım arkadaşlar. Dersim isyanı Tunceli'de çıkmış. Dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'dir. Dönemin başbakanları önce İsmet Dününü'dür. sonra Celal Bayar'dır. Yani bu iki başbakan döneminde Tunceli'de olaylar çıkmış. Ve arkadaşlar, Tunceli'deki olaylarda aktif görev alan Sabiha Gökçen pilottur. Ve arkadaşlar, budaki başarısından dolayı ödüllendirilecek. Önemli bir not. Dersim olayının failleri Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandı ve Elazığ'da Buğday pazarında idam edildi arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar şimdi aslında biz bunları KPSS'de biz çağdaşta anlatacağız ayrıca. Sevgili arkadaşlar YKS'ciler için kısaca bahsedeyim. İsmet İnönü döneminde Milli Koruma Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla hükümete ekonomiye daha çok müdahale etme hakkı verildi. Köy öğretmeni yetiştirmek için arkadaşlar köy enstitüleri kuruldu. Gayrimüslimlere ek vergi getirildi. Buna varlık vergisi diyorlar. Müslümanlara toprak mahsulleri vergisi getirildi. Karne uygulaması var bu dönemde. Bir de bu dönemde toprak reformu gerçekleştirilmiş sevgili arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sonsuz başarılar diliyorum.